İlçe kongrelerini Araklı ilçesiyle devam eden Bağımsız Türkiye Partisi'nde yeni isimler sahne alıyor. Daha önce Bağımsız Türkiye Partisi Araklı Belediye Başkan adayı olan ve Araklı ilçesinde çok sevilen Mesut Demirtürkoğlu, yapılan 9. Olağan İlçe Kongresi ile Bağımsız Türkiye Partisi'nin Araklı ilçesi yeni başkanı oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Araklı ilçe binasında gerçekleşen kongreye Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, divan oluşumu ve faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. 9. Olağan Kongresi'ne öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kongremizin gündemi gereği ilçe faaliyet 2024 ilçe faaliyet raporunu okuyorum. 20 Mart 2022 tarihinde ilçe teşkilat mensuplarıyla birlikte Bağımsız Türkiye Partisi'nin 8. Olağan Kongresi iştirak edilmiştir. Genel Başkanımızın talimatlarıyla her ay ilçe merkezi başta olmak üzere merkezi mahallelerimizde üye çalışmaları ve faaliyetleri gerçekleştirdik. İlçe teşkilatı olarak periyodik şekilde haftalık ve aylık toplantılar tertip edilmiş ve durum değerlendirmeleri yapılmıştır. Delegelerin tamamının oyunu alarak Bağımsız Türkiye Partisi Araklı İlçe Başkanı olarak seçilen Mesut Demirtürkoğlu'nun listesinde şu isimler yer aldı. Bünyamin Ertekin, Orhan Demirtürkoğlu, Doğan Balcı, Uğur Filiz Fidan, Mehmet Barış Gültepe, Hasan Danışmaz, Harun Çakıroğlu, Tanju Özpınar, Volkan Demirtürkoğlu ve Fadime Ertekin. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başta bize bu cennet vatanı, bu gazi vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi, bütün silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah gani gani hepsine rahmet eylesin. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın her bir yerinde şehit olan Müslüman din kardeşlerimi de hepsini de rahmetle minnetle alıyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza Yüce Allah'tan aziz şifalar diliyorum. Bağımsız Türkiye Partisi'nin Araklı İlçe Başkanı olarak beni seçen bütün değerli kardeşlerime, bütün delegeli adaylarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördükleri için hepsine minnettarım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Araklı ilçemize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Onların da destekleriyle daha iyi yerlere geleceğiz. Çalışmalarımız devam edecek. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.